44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine geziyoruz. Rota yok. Öyle einfach sıradan gezeceğiz arkadaşlar. Yavaş kardeş. Öylesine gezeceğiz. Sorularınızı yanıtlayacağız. Bugün bir kardeşim YouTube'dan beni izlemiş. Tanışmak istediğini söyledi. Bugün gidip onunla buluşacağız. Bakalım. Ve demişken arkadaşlar, bugün yeni mikrofon aldım. Onunla kayıt yapıyorum. Umarım sesi güzel çıkıyordur. Diğer mikrofonun sesi oldukça iyiydi. Ama sadece sol taraftan kaydediyordu. Bu da sizler için pek iyi bir seyir zevki oluşturmadığını öğrendim. Değiştirdim. Fakat şu an sesi nasıl kaydediyor, nasıl kaydetmiyor bunu bilmiyorum. Umarım ses iyidir çünkü diğerinde hiç rüzgar sesi gelmiyordu. Bunda nasıl olacak? Evet arkadaşlar, işte her zaman bahsettiğim İsviçre'nin o muazzam doğası. Ben bayılıyorum yeşilliğine ya. Tabii sonbahar geldiği için şu an sarılı yeşilli mükemmel bir hava. Aşağısı uçurum, düşsek parçamız bulunmayacak anasını satayım. Yani sadece şu işaretler var, en azından insan bir bariyer yapardı buraya ya. Evet arkadaşlar, İsviçre ile ilgili çok sorular geliyor. Bize İsviçre'yi tanıt, İsviçre'yi gezdir diyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadarıyla sizlere bunu yaşatmaya çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Gerçekten çok güzel bir ülke. Hani doğasıyla, ekonomik şartıyla, imkanlarıyla çok çok güzel bir ülke. Ananı avradını. Şurada bir duralım, göstereyim size ya. Evet arkadaşlar. Hem durmuşken size egzozu da göstereyim arkadaşlar. Bu da yine bir ses açayım. Burada en azından kimse yok. Rahatsız olacak insanlar da yok. Evet arkadaşlar, insana ne kadar huzur veriyor değil mi şurası? Aslında böyle yerleri grup sürüşü için çok güzel olur. Tabii bir gözünüzün sürekli arkada olması gerekiyor. Çünkü arkadaki arkadaşınızı sürekli takip etmeniz gerekiyor. Demişken arkadaşlar, işte burası da benim yaşadığım bölge. Solothurn kantonu. Genelde çoğu arkadaşım yorumlarda hangi kantonda yaşadığımı soruyor. Solothurn kantonunda yaşıyorum. Altında. Yani aşağıda bir yerde yaşıyorum arkadaşlar. Ve işte bu da benim emtoşum. L plakayı soranlar var. Bu L harfinin ne olduğunu öğrenmek isteyenler arkadaşlar. Burada motor kullanmaya başladığınız zaman L plakayla kullanıyorsunuz. Yani 1 veya 1,5 yıl aralığında ehliyetsiz motoru öğreniyorsunuz. Motor kullanmayı öğreniyorsunuz. Bunun için 3 kere kursa gidiyorsunuz. O kursu gördüğünüzde ileri sürüş tekniklerini öğrendiğinize dair kursa gidiyorsunuz. Sonra 1,5 veya 1 yıl arası ehliyetsiz kullanıp sonra direksiyon sınavına giriyorsunuz. Kazandığınız takdirde de ehliyetinizi alıyorsunuz ve L plakayı çıkarıyorsunuz. Evet, yeni egzoz taktırdım arkadaşlar. X-Race MK2. Sesi gerçekten çok hoş ve tatlı çıkıyor. Bunu bir önceki videoda da sizlere göstermiştim. Ama tekrardan bir sesini dinleyelim isterseniz. Şu an burada kimse yok. Bir kesiciye sokalım. Dediğim anda araç geliyor. Evet, arkadaşımız gittiğine göre burada bir ses yapabiliriz, değil mi?
Hadi be. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Ben aşırı böyle ba yapan bir şey istemiyordum. Ama çok da böyle nasıl derler ona, fıtı fıtı da çıksın istemiyordum. Ama tam böyle tatlı bir sesi var. Bu da benim hoşuma gidiyor. Hadi tekrardan yola çıkalım. Biraz gezelim. Oops. Evet arkadaşlar, İsviçre ile ilgili bildiğim bilgileri aktarmaya devam edeyim. Arkadaşlar, İsviçre bir Avrupa Birliği ülkesi değil, genelde Avrupa Birliği ülkesi olarak bilinir ama Avrupa Birliği ülkesi değil. Bunun yanı sıra Schengen'e bağlı, evet. Schengen vizesiyle gelebiliyorsunuz ama bu Schengen vizesine bağlı olması İsviçre'nin Avrupa Birliği ülkesi olduğunu anlamına gelmiyor. Çünkü İsviçre dünyaca bu onaylanmış tarafsız bir ülke. Herkese karşı tarafsızdır. O yüzden genelde bütün anlaşmalar, çatlar, curtlar hep burada olur. Lozan'da olur. Büyük zirveler burada yapılır. Tarafsız olduğu için. Ve dünyanın en zengin ülkesi arkadaşlar. Çünkü dünyanın bütün parası burada. İsviçre bankaları biliyorsunuz meşhur. O her filmde İsviçre'de geçen o bankalar burada. Tabii İsviçre'nin ekonomisinin bu kadar iyi olmasının bir diğer nedenlerinden biri ise arkadaşlar, İsviçre yaklaşık 200 yıldır savaş görmemiş bir ülke. Tabii ki bu da ekonomisini olumlu yönde etkiliyor, çünkü biliyorsunuz bir ülkenin ekonomisini mahveden bir şey varsa o da savaştır. En büyük darbeyi o vurur. Kedicik! Ya pis pis pis. Hemen tuvaletini yapıyor. Yani bundan kaynaklı olarak Yo şahize yanlış geldik herhalde. Buradan mı gidiliyor? İlk baş nikt, böyle gidelim. Dediğim gibi en büyük darbeyi savaşlar vurur. Ve bir de arkadaşlar, İsviçre vatandaşları, özellikle İsviçre'de yaşayanlar, bütün dünya ülkelerini, Amerika ve Kuzey Kore hariç sanırım, vize almak zorunda değiller arkadaşlar. Yani kimlikleriyle veya pasaportlarıyla istedikleri takdirde, hani Türkiye'dekilerin İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya gitmesi kadar kolay bir şekilde gidebiliyorlar, seyahat edebiliyorlar. Seyahat engelleri yok. Ekonomik durumları da iyi olduğu için rahatlıkla gezip tozabiliyorlar. Ya ekonomisi gerçekten çok iyi. Çünkü dünya üzerinde en yüksek asgari ücreti veren ülke İsviçre. Asgari ücret 4300 frank civarında küsür. Bunu da TL'ye vurduğumuz takdirde, TL'nin de şu an 9 liraya geldiğini düşünürsek yaklaşık bir 30-38 bin lira arası bir ücretlerden bahsediyorum, asgari ücretlerden. Tabii ki bu İsviçre için çok bir para değil. İsviçre pahalı bir ülke ama aslında dışarıdan gelen insanlar için pahalı bir ülke. İsviçre'de yaşayan insanlar için bence aldığımız asgari ücret rahatlıkla her türlü şeyi yapabilmemiz için, her türlü imkanı gerçekleştirebileceğimiz aktivite olsun, tatil olsun, gezip tozma olsun, geçim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak bir asgari ücret. Ama tabii dışarıdan gelip de burada bir ay tatil yaptığınız takdirde, örnek veriyorum, Türkiye'den gelip bir ay tatil yaptığınızda burada bir ay tatil yapıp 3000-4000 lira harcasanız, tabii ki Türkiye'de 30-35 bin lira bir para yapıyor da büyük bir meblağ, pahalı gelebilir ama buranın şartlarını düşündüğümüzde o kadar da pahalı değil. Ormanın içinde fazla basamıyorum arkadaşlar, çünkü yerler yaprak dolu ve ıslak.
Motoru kaydırmak istemiyorum, düşmek istemiyorum. O yüzden fıtı fıtı gidiyoruz. Zaten amacımız gezmek, sohbet etmek. Ve bir diğer konu da arkadaşlar, İsviçre'de insan hakları var. Yani insan haklarının merkezi İsviçre'de. Bu da tabii insanlar açısından çok çok daha özgür ve rahat yaşama, dile getirme ve konuşma imkanı sağlıyor. Örnek veriyorum. Şu arazinin tapusunun sizin olduğunuzu varsayalım. Yani veya benim olduğunu varsayalım bu arazi. Ben bu araziye bir tane bina yapmak istiyorum. Büyük bir site yapmak istiyorum. Şöyle bir 10-15 katlı diyelim. 100-200 tane daireli büyük bir site yapmak istiyorum. Eğer burada oturanlar izin vermezlerse ben istediğim kadar kendimi parçalayayım. O binayı sana yaptırmazlar arkadaşlar ve burası bir kilise ve bunlar da mezar. Yapamıyorsun yani. Eğer buranın halkı istemiyorsa yapamazlar. Kimse yapamaz. Oraya bir çivi bile çakamazsın. Yani burada halk istemediği süre içerisinde kesinlikle kesinlikle ne bir şey inşa edebilirsin ne de öyle başına buyruk zam yapabilirsin. İsviçre yönden halkı düşünen, halkını dinleyen, halkının onayı olmadan bir şey yapmayan bir ülke. Bu da güzel bir şey tabii ki. Ben özellikle evlerini çok seviyorum arkadaşlar. Allah'ım, laman lan bunlar, lama. Tükürelim mi lan? Ya evlerini seviyorum çünkü bakar mısınız? Her evin düzenine, temizliğine, bahçesinin güzelliğine bakar mısınız? Bakıyorlar adamlar ya. Yani sadece evlerin etrafı değil. Yani İsviçre genelinde çevre, sokak, yollar komple böyle. Burada yaşadığınız takdirde hani ya bakın insanlar nasıl kurallara uyuyor diyorsunuz ya. İçinde olduğunuz takdirde inanın siz de ister istemez kurallara uyuyorsunuz. Çünkü kuralların dışına çıkamıyorsunuz. Örnek veriyorum, şöyle temiz bir yere insan çöp atmaya kıyar ya, atamazsın yani. Elin gitmiyor çöpü atmaya. İçinde kaldığın takdirde sen de alışıyorsun. O yönde güzel. Hani yaşanılabilir bir ülke mi? Gerçekten bir ömür yaşanılabilir bir ülke. Ve hani Allah daha uzun ömür versin herkese de. Ve insanları da çok uzun süre yaşıyor arkadaşlar. Gerçekten yani burada 60-70 yaşında bir insan öldüğü zaman genç öldü sayılıyor. Yani ortalama insanların ömrü 80-90 yani. O civarlarda yaş, yani ölüm yaşları diyeyim. Onun haricinde genç ölüm sayılıyor yani, erken öldü diyorlar. Çünkü doğa var arkadaşlar, oksijen var. Türkiye'deki gibi belirli stresler yok. Geçim stresi yok. Yani stres olmayınca, kafa rahat olunca insanlar da daha sağlıklı, daha huzurlu yaşıyorlar. Neyse kardeşim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Akşam kendini izlersin bir ara. Yayınlayınca. Ya bugün atarım. Ama bu videoyu ne zaman atarım onu bilmiyorum. Ama birkaç güne atarım. Attığım zaman da sana mesaj atarım. Tamam. Bir daha buraya geldi mi sticker lütfen. Yok, sticker'ı unutmam. Dur şu navigasyonu açayım da. Motoru burada bıraksam bir şey olmaz değil mi? Valla inşallah. Bunların para ödemeyeceğim ben buraya. Ben bisikletin atayım. Buraya para mı ödeniyor? Ya buraya fiyatlık yazıyor. Aşağıda. Eve mi gidiyorsun şimdi? Hı. Uzak değil mi? Yani 20 dakika. O da şu tarafdan kaynaklı. Gideyim montajları yapmaya başlayayım. Neyse kardeşim, tekrardan görüşürüz. Kendine dikkat et. Allah'a emanetsin. Eyvallah, görüşürüz. Biraz dasana, sesi duyalım. Tamam. Sakınca olmasın. Yok yok. Şimdi mi?
Hadi eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Evet gençler, Eray kardeşimizle geldik. Görüştük. Çok tatlı, samimi bir kardeşimiz. Görüşmek istedi. Böyle insanları asla kırmam. Güzel bir kardeş, güzel bir çocuk. Efendi, saygılı, konuşmasını bilen bir çocuk. Yalnız çocuğa sticker getirmeyi unuttuk işte. Geldikten sonra aklıma geldi ama artık geçmiş oldu. Neyse, haftaya yine geleceğim yanına. Kardeşim, sana getireceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizlerin de kafasına takılan, merak ettiğiniz konular varsa arkadaşlar, bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Seve seve sizlere bu konuda bildiğim kadarıyla yardımcı olur, anlatırım. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar, lütfen o güzel ellerinizi beğen tuşuna götürün ve abone değilseniz de birkaç saniyenizi ayırıp abone olun. Çünkü unutmayın, siz yoksanız her zaman biz bir kişi eksiyiz. Hoşça kalın.